Ben Asarel Ortaköylüyüm. Adım Şaban Bayraklı. 1980'den bu tarafa traktör kullanırım. Tarla sürerim. Arabamı kullanıyorum. Antep'e kadar gidiyorum. Sivas'a kadar gidiyorum. Ankara'ya kadar gidiyorum. Kayseri, Nevşehir, Konya'ya kadar giderim. Herhangi bir sıkıntım yok. Ama şimdi ise benim has sınıfı ehliyetim var. 2022'nin 12. ayın 31'inde sona erecekmiş. Günü doluyormuş. Ben Aksaray Devlet Hastanesi'ne gittim. Orada nöroloji, fizikçi, ortopedici benden alay etti. Sen sürücü olamam diye. Şimdi ise arabayı kullandığımı görün. Ondan sonra bütün Türkiye devleti yönetenler bana yardımcı olmanızı bekliyorum. Benim hiçbir zaman için beni mahrum bırakmayın. Ben sizlerden yardım bekliyorum. Niye dirseniz benim hanımım engelli. Üstelik sinir hastası. Bizim Aksaray Ortaköy'de saat 8-9'dan sonra ticari taksi bulunmaz. Ben kendi arabamla devlet hastanesine götürüyorum. Orada iğnesini yaptırıyorum veya ilaçını alıyorum. Ondan sonra da evime getiriyorum. Şimdi ise benim mesela has sınıfı ehliyetim elimden alındıktan sonra ben 43 yıldır bu Aksaray Ortaköy'de TEDAŞ'tan emekliyim. Ben fakir fukaranın düğününe gitmezsem, cenazesine gitmezsem, ben adam olduğumu veya insan olduğumu nereden bileyim? Mesela bu 20 bin nüfuslu Ortaköy'de herkes benim adımı Şaban Bayraklı olarak bilmiyorlar. Benim adımı dede olarak koydular. Herkes bana dede diyor. Küçükler saygısını, büyükler sevgisini gösteriyor. Ben de onlara her zaman için büyüğe saygımı, küçüklere de sevgimi gösteriyorum. Şimdi ise arabayı nasıl gittiğimi görün, nasıl bir sürdüğümü görün. Ondan sonra bana karar verin. Yani hem Türkiye yönetenler, hem sevgili vatandaşlarım, hem televizyonlar bana yardımcı olmanızı bekliyorum. Affedinsene. Nasıl sürdüğümü, arabayı nasıl kullandığımı şimdi görürsünüz. Her zaman için trafik kurallarına uyarım. Bu yollarda kim mesela 50 yazıyorsa 50'ye uyarım. 80 yazıyorsa 80'e uyarım. Köşelerden çıkışta, dört yol ağzında nasıl çıkılacağını bilirim. Ona göre devletimden ve bütün Türkiye'yi yönetenlerin hepsinden bana yardımcı olmanızı istiyorum.